Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Yeni bir haftaya başlarken Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün 28 Ekim Pazartesi. Biliyorsunuz yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunu. Şimdiden hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor ve tüm ulusumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yayın biliyorsunuz bugün sadece yarım gün işlem var piyasalarda ve yarın bayram nedeniyle piyasalarımız kapalı olacak ve yarın Paranın Rotası olmayacak. Bugünse yarın ve öbür gün dış piyasalarda nasıl gelişmeler olabilir ve bayram sonrasında nasıl bir piyasa izleyebiliriz, onları konuşacağız. Açıklanacak veriler her pazartesi olduğu gibi Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Okan Aybar konuğum. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Evet, bu geçen hafta benim beklediğimden, ben açıkça söyleyeyim, çok daha iyi bir piyasa şartı vardı. Hem borsa açısından hem de diğer taraftan bu dolar, her ne kadar borsa yükselirken dolar fazla düşmedi. Yani Türk lirası fazla değer kazanmıyor. Diğer tüm paralar dolara karşı değer kazanıyor şu an. Orada biraz bir sıkıntı var gibi. Evet. Diğer taraftan Avrupa borsaları, aynı zamanda Amerika hep yeni rekorlara doğru gidiyorlar. Asya cephesinde geçen hafta Perşembe Cuma günü hep olumsuz bir resim vardı. Genelde aşağı yönlüydü. Bu Çin'deki yeni reform beklentileri, Çin'in para konusunda sıkılaştırma tedbirleri alması, aynı zamanda bu emlak fiyatlarını kontrol etmek için gayrimenkul fiyatlarına yeni reformlar yapılması bekleniyor. Oradan bayağı ciddi reformlar çıkabilir. Orada bir sıkıntı var. Çin'in toparlanmasına ilişkin çok fazla hani endişe yok ama yine de orada yapılacak reformlar bir miktar piyasaların huzurunu kaçırabilir. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nde finansal işlem vergisinden bahsediyorlardı. Onun da ciddi anlamda sorun yaratabileceğini söylüyorlar. Bu ciddi bir tehlike oluşturabilir diyorlar. Bu sabah piyasalara baktığımda genel olarak oldukça olumlu bir piyasa görüyorum şeyde, dış piyasalarda. Ve Amerika vadelileri yukarıda Okan. Şöyle bir genel olarak bakalım. Dow Jones Future'ları %0.29 yukarıda. S&P 0.31 yukarıda. Bu arada Euro Dolar paritesi biraz gevşiyor. 1.37.99. Şu an 1.38 seviyesinde. Altın $1,348. Altında bir yükseliş vardı. O bir miktar daha devam ediyor. Hele FED toplantısı öncesinde de öyle bir şey. Yani ben şöyle bir genel bir özet yapmaya çalışıyorum. Sen tüm bu resim içerisinde sırasıyla gidelim mi? Şeye çok dikkat çektin yayın öncesinde. Bu 10 yıllık Amerikan faizleri 2.45-2.50 seviyelerine gelmiş. 2.45 kırılırsa bayağı bir sıkıntı olabilir diyorsun. Evet, oradaki argümanını bir anlatabilir misin? Evet hocam. Geçen 2 hafta öncesine kadar 3'e kadar yükselmişti 10 yıllık faizler. Amerikan 10 yıllıkları. Bugüne baktığımızda 2.45'i zorluyor. Yani yaklaşık 50 bas puan. Grafiği de verelim arkadaşlar şimdi. Daha fazla bir düşüş gerçekleşmiş. Bunun şimdi değerlendirmesini yapmak gerekirse hisse senedi piyasalarındaki yükselişle 10 yıllık faizlerin yükselişi genel olarak aynı sürece denk geldi. Yani özellikle de faizlerin getiri eğrisinin dikeyleşmesiyle hisse senedi piyasalarındaki yükseliş aynı döneme denk geldiğinden yola çıkacak olursak 2.45'e düşmesi 10 yıllıkların, yani 3'ten 2.45'e düşmesi körfün, yani getiri eğrisinin, faiz getiri eğrisinin genel olarak bir yataylaşma sürecine girdiğinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla o daha önceki dönemde, yani 2 hafta öncesine kadar ki dönemde hisse senetleri piyasalarında alıcılı seansları izlememizin nedeni getiri eğrisinin dikeleşmeye devam etmesinden kaynaklanıyor. Yani sen diyorsun ki
Amerika'da 10 yıllık faizler yukarı doğru gitmeye başladığında bu Amerikan ekonomisinin canlandığına ilişkin bir sinyal. Tabii. Yani faizler yukarı gidiyorsa işler olmaya başladı. İşte faaliyetler paraya artıyor. Talep var vesaire. Tabii. Dolayısıyla yukarı doğru gider. Bu canlanma nedeniyle de borsada yukarı doğru gitti. Doğru. Şimdi 2.45'in önemi ne peki? Şimdi 2.45'in önemi orada dikkat edilecek olursa, grafiğe bakacak olursak. Tekrar getirelim grafiği. 2.45 seviyesinden önceki... aşağıdaki çizgi, sen de görüyorsun şu an grafiği. Ondan önceki 1,5-2 aylık süreç içerisindeki olan hareket... 3'e kadar gelmiş durumdaydı burada. Evet hocam, orada bir omuz baş omuz hareketi formasyonu var. Ve omuz baş omuz formasyonu şimdi alt tarafı yani alt desteği şu an zorlanmaya başladı. Yani sen şöyle diyorsun, şu birinci omuz değil mi? Evet hocam. Şu şöyle geliyor. Şöyle ikinci omuz. Burayı aşağı kırarsa mı diyorsun? Buranın aşağısının kırılması durumunda özellikle bu hafta içerisinde 2.45'in altında oluşabilecek bir kapanış, gecelik kapanış. Demek oluyor ki o zaman 2.10'ların hedeflendiği düşünülebilir. Yani burası şimdi 2.45 ile 3 arası olduğuna göre 55 baz puan bir fark var. Yani şu boyut, şurası şöyle 55 baz puan. 2.45'ten de 55 puan alırsak 1.95'e falan gelir. Evet ama yani, en azından bir 2.10 aralığına kadar düşebilir. O zaman yani sen şuraya kadar düşerse diyorsun... O zaman Amerikan borsalarında aşağı yönlü bir hareket olur. Şimdi normal şartlarda faizlerin düştüğü ortamda hisse senetlerinin yükselmesinden bahsedebiliriz. Ama Amerika için şu anda bu aynı şey, yani bu Türkiye için belki geçerli ama Amerikan piyasası için aynı şey geçerli değil. Amerika'da faizlerin düşüyor olması olumsuz algılanacağı için, ekonomi açısından olumsuz algılanacağı yani için faizin faaliyetler... Yani faizin düşmesi şey mi olacak? Ekonomideki canlanma zayıflıyor anlamına evet, mı gelecek? Evet, tabii. Şimdi bugüne kadar, şimdi 3'ten 2.45'e kadar, 2.50'ye kadar devam eden hareketin nedeni Fed'in parasal genişlemeye devam edecek olması ve Amerika'nın borç tavanını yükseltmiş olmasından kaynaklanıyordu. Ama artık bundan sonra eğer 2.45'in altına geçerse faizler, o zaman artık demek ki ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağı anlamında bir görüş ortaya çıkar. Tam bugüne kadar 3'ten 2.50'ye kadarki düşüş tamamıyla FED politikasından. İstersen şu grafiğin üzerine Dow Jones Endeksini de koyalım. Yani şu grafiğin üzerinde şu an Dow Jones Endeksini de görüyoruz. Evet. Şuradaki trende bakacak olursak, yani şöyle bir trend çizecek olursak, şöyle biraz uzun vadeli olarak baktığımızda Dow Endeksi bu dipten başladığı yer. Yani bunlar aynı tarihe denk geliyor. Evet. Dow Endeksi yükselmeye başlamış. Özellikle şurayı da ben çizerek göstereyim. Bakalım oraya. Evet. Mesela şu yükseliş sırasında burada da benzer bir şekilde yükseliş evet. var. Şurada faizler hızla aşağı düşmüş. Yükseliş ama devam etmiş. Ama endeksteki yükseliş devam etmiş. Fakat şu seviyeden itibaren tekrar borsada yükseliş olmuş. Faizde, yani o seni destekliyor. Evet. Borsadaki yükseliş ve faizlerdeki yükseliş. Ama kritik seviye aslında şuraydı. 2.5 seviyesiydi. Yani evet. 2.40-2.45 seviyesiydi. Çünkü burada daha önce şu bölgede dirençler vardı. Ve bu dirençler kırıldıktan sonra ne olmuş diye baktığımızda hani aynı yere denk getirecek olursak şurayı bu şeyden sonra bu sert artış sırasında bir panik vardı o sırada piyasada. O civarda bir miktar düşüş olmuş. Ve bu aşamadan sonra Dow Endeksi dikkat edersen bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı hareket yapıyor. Ve burada bir miktar ilişki kopuyor gibi kısa vadede. Şimdi evet. uzun vadeli resme baktığımızda yani uzun vadeli resme baktığımızda şöyle bir trend var. Ve faizlerde de şöyle bir trend var. Evet. Yani uzun vadede senin söylediğin şey gerçekleşiyor. Böyle bir ilişki var. Ama şu grafikte şu hareketler, yani burada borsa düşüyor dikkat edersen. Yani şu seviyeden itibaren. Burada faizler yükseliyor. Sonra borsa yükseliyor. Faizler düşüyor. Burada hareket sanki biraz ters. Bu yüzden şey yapabilir miyiz? Hani kısa vadedeki etkisi, hani 2.45'in altına düşse bile kısa vadede belki çok da fazla düşmeyebilir diyebilir miyiz?
Faizler kısa vadede çok fazla düşmeyebilir miyiz diye soruyorsunuz değil mi hocam? Evet, yani faizler 2.45'in altına geçse bile Dow Endeksini çok fazla aşağı çekmeyebilir diyebilir miyiz? Şimdi işte o noktada benim şöyle bir argümanım var. 2.45 seviyesi dikkat ederseniz önceki yıllarda da çok önemli bir seviyeymiş. 2.50 seviyesi bakın 2011'de 2012'de yaptığı tepeler var. Şu tepeleri diyorsun. Evet, şimdi o seviyelerin kırılıp 3'e gitmesi ardından tekrar 2.50'ye gitmesi artık 2.50'nin destek oluşturabileceğini... Yani burası çok güçlü bir destek aslında. Evet. Eğer ki bu destek kırılır da aşağı sarkma olursa işte o zaman demek ki ciddi bir sorunun olduğundan bahsedebiliriz. Amerika'nın ekonomisindeki faaliyetlerin canlanmasıyla ilgili ciddi bir sorun olabilir. Bu şekilde bir değerlendirme yaptığımızda o zaman hisse senetlerinde ciddi bir düşüş sürecine girebiliriz. Şimdi seni ben şöyle destekleyeceğim. Bugünkü web sitemde yazdığım yazıda da özellikle şunu vurguladım. Şu yurt dışı borsalarda bu yükseliş uzun zamandır devam ediyor. Sürekli olarak rekorlar kırılıyor. Yani bu Dow Endeksi. Burada çok garip bir durum oldu. Yani pek görmediğimiz pek son zamanlarda. Bak 1, 2, 3, 4, 4. defa deniyor. Deniyor yani kıramıyor. Yani şimdi 4. defa eğer burayı deniyor da hala kıramıyorsa ben bu FED toplantısından sonra... Yani FED toplantısı tahvil alım programının azaltılması beklenmiyor. Evet. Yani burada çok ciddi bir kar satışı gelebileceğini düşünüyorum. Bence de hocam. O yüzden burada yatırımcıların özellikle yani bizim piyasamıza bakarken de Dow Jones Endeksine bakarak hareket etmeleri gerekiyor bugünlerde. Çünkü Dow Jones Endeksindeki hareketler tamamıyla FED'in parasal sıkılaştırma veya parasal genişlemeyi ne zaman yavaşlatacağıyla ilgili şekillendiği için ve büyük ihtimalle de ben geçen hafta her ne kadar Aralık ayında başlar çok az bir miktar, cüzi bir miktarla başlar demiş olsam da genel kanı şu ki Mart ayında yani ilk çeyrek içerisinde 2014'ün ilk çeyreği içerisinde parasal genişlemenin yavaşlatılacağı düşünülüyor. Yavaşlatılmaya başlanacağı düşünülüyor. Evet. O zaman... Bak şimdi bu grafiğin üzerine bir de şey ekleyeceğim. Pardon. Evet, bu grafiğin üzerine bir de DAX'ı ekleyeceğim. Şimdi dikkat edersen burada DAX da bu mavi çizgiyle gösteriliyor. Veya Eflatun diyelim, mor çizgiyle. Dikkat et bak DAX'ta da sürekli bir yukarı hareket var. Evet. Yani bunlar tarihi zirvelerine gelmiş durumda. Yani burası bu hareketi yapmış durumda. Ama bu tarihi zirvelerine gelmiş durumda. Bunun üzerine bir de Japonya'yı ekleyelim. Japonya'yı da mavi yapalım da karışmasın renkler. Evet, buradan gözüküyor. Japonya'da daha önceki zirvesinin altında olsa da yine yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Şimdi gelişmiş ülke borsalarında burada Japonya'da acayip bir üçgen oluşmuş ya. Yani tepede. Yani şuraya bir bakar mısın? Evet, orada şuraya. Bir sıkışma var. Yani bayağı bir üçgen oluşmuş. Eğer Japonya kırarsa aşağı doğru Asya tam anlamıyla gider aşağı. Yani bayağı bir şey var. Tehlike var. Şimdi sizin simetrik üçgen var. Evet. Hocam sizin yayın başında söylediğiniz bu Çin'in emlak sektörünü biraz yavaşlatmak istemelerini alabiliriz arkadaşlar grafiği. Düşündüğümüz zaman Çin'deki ekonomik faaliyetleri yavaşlatma çabalarını düşündüğümüzde bir de şunu söyleyeyim hocam. Japonya mesela bugüne kadar geçen seneden bugüne kadar parasal genişlemeye gitmişti. Evet. Ama 2 hafta öncesinden itibaren KDV oranlarını arttıracağını ilan etti önümüzdeki Nisan ayından itibaren. Şimdi bu durum mesela Japonya'nın para politikası ve maliye politikalarının birbirlerine zıt olmasına neden oluyor. O zaman demek ki Japonya'da rahatsız çok fazla para basıp piyasaya sürmekten onlar da rahatsız. Okan ya ben sana ne diyeyim biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an var ya dünyada inanılmaz bir çılgınlık var, tamam mı? Artık bu basılan paraların ne olacağı ne yapılacağı belli değil. Bir yandan sen KDV'yi artırıyorsun. Hani millet şey yapsın, üretim işte harcasın, üretim o artsın vesaire diyorsun. Öbür taraftan KDV'yi arttırıyorsun.
enflasyon hedefini yükseltiyorsun. Yani bir nevi millet nasıl olsa enflasyon hedefi yükseldiği için ileride enflasyon olacak diye, yani bugün 100 liraya alacağım bir şeyi yarın 105 liraya alacağım diye harcama yapmak zorunda kalacak. Yani enflasyon hedefini yükseltince. Arkasından ne yapacak? KDV ödeyecek. Japonya'nın borcu milli gelirin 2,5 katı, %250'si. Öbür taraftan Amerika'nın borcu %110'u geçmiş. Orada para daha lafını bile ettikten sonra, yani azaltırız bir lafıyla bile bir anda faizler fırladı gitti. Acayip bir şey oldu. Evet. Avrupa dersen tam anlamıyla şu an bütün pislikler halının altında. Yani bankaların durumu feciat Avrupa'da. Düşünsene İspanya'da verilen konut kredilerinin konut fiyatları yarı yarıya düşmüş. Acayip bir konut stokuyla baş başa İspanyol bankalar. Sermaye arttırımı yapamıyorlar. Yani böyle bir ortamda sadece, yani şöyle düşünüyorum ben. Bir hasta var, tamam mı? Bunun iyi olacağı yok. Tek çare ağrıyı azaltalım. Muazzam bir morfin dayıyorlar hastaya. Muazzam bir uyuşturucu veriyorlar, tamam mı? Evet. O da kendisini çok iyi hissediyor. Yani bu kadar para dünyada. Şimdi sen diyorsun ya, maliye politikasıyla para politikası uyumsuz. Evet, uyumsuz. Paul Krugman dün bir yazı yazmış. Hatta devam edecek. Şimdi merakla bekliyorum o yazıyı. Japonya'daki durumu irdeleyen bir yazı. Tam bir felakete gidiyor orası. Yani orada artık bir patlama, bir kıvılcım çıktığı zaman her şey kontrolden çıkacak duruma gelmiş durumda. Yani Japon yenindeki volatiliteyi tahmin edemiyorum yani. Şimdi Japonya bugüne kadar ihracata dayalı bir ekonomi olmasından dolayı, hani biz tekrar eski günlere dönelim diye yeni düşürmek için para arzını arttırmışlardı. Geçen sene itibaren başlamıştı. Evet. Düşürdüler ama bunun marjinal faydası çok olmadı. Yani belki ihracatta evet bir artış olmuş olsa da, tekrar dış ticaret dengesi artıya dönmüş olsa da Japonya'nın bütçe açıkları artmaya devam etti. Dolayısıyla evet. Hani burada yani bu durumun Japon ekonomisi etkisinde sürdürülebilir bir iyileşme yaratacağını zannetmiyorum. Zira bu nedenle zaten fonlar, dünyadaki fonlar yenin düşmeye devam edeceğini düşünüyorlar. Hani 75'lerden kalkıp 100'lere kadar çıktı ya parite, dolar evet. Paritesi. Yani bundan sonra demek ki en azından 110, 115'e kadar dolar yen paritesinin yükselebileceğinden söz edebiliriz. Eğer Japonya örneğini eğer konuşuyorsak, parite işlemleri yapan yatırımcılar için söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var mesela dolar yenle ilgili olarak. 200 günlük hareketli ortalamasına dayandı dolar yen paritesi. Şimdi onu düşündüğümüz zaman bakalım bir uzun vadeli hareketin devam etmesi buradan muhtemel. Çünkü gelişmelere baktığımızda her ne kadar dolar faizinde bir gerileme olsa da dolar yen paritesinde bir düşüş olmadı. Bak grafiğe bakar mısın şuraya bir? Bak dolar Japon yeni grafiği. Tamam mı? Bir sıkışma var orada. Evet. Şuraya bir bakar mısın? Hay Allah. Şunu kapatayım. Bir de 200 günlük hareketli ortalamayı düşündüğümüzde ve tam o seviyede şu an bugün itibariyle değil de geçen hafta koyalım 200 günlük hareketli ortalamayı da. Evet, 200 günlük hareketli ortalamada kırmızı tam üzerine gelmiş durumda. Tam üzerinde hocam. O yüzden büyük ihtimalle buralardan bir yukarı yönlü bir toparlanma yapabilir. Çok kısa vade için konuşuyorum. Japon yeninde. Evet. Ne kadar yapabilir? Yani en azından bir şu anda 97-30 seviyelerinde olduğunu tahmin ediyorum. Evet, şu an 97-40'da. Evet. En azından hafta içerisinde bir 98-80, 99-10 aralığında. Yani şuraya kadar gelebilir diyorsun. Bir miktar yükseliş olabilir. Zaten teknik olarak da oraya kadar gelir. Peki burada tekrar aşağı düşmeye başlarsa ne olur ya? Şimdi hocam orada 96-10 seviyesi çok önemli. Aşağıda 96-10. Yani şuralar. Evet, şimdi o seviyenin altında bir gecelik kapanış olması, o zaman 200 günlük hareketli ortalamanın altına bir sarkaç yapması anlamına evet. Gelir. O sarkaç da paritenin 93'lere kadar düşebileceğini işaret ediyor. O yüzden yani şuraya kadar. Evet, dolar yen paritesinde işlem yaparken. O zaman yaparken, 96'nın altında kapanış olursa
93 short pozisyon açılabilir mi yani? 93 kısa vadeli açılabilir ama orada stopları çok geniş tutmak gerekir. Çünkü orada çok volatilite var. Volatilite oluşur. Çünkü bu sefer uzun vadeli fonlar girip dolar yen almak ister. Sarkaç'ın devamında işte düşüş olmayacak diye almak isterler. Orada ciddi bir volatilite olabilir. O yüzden eğer 96.10'a yaklaştığı durumda eğer yatırımcılar eğer açığa satış yapacaklarsa orada çok stoplarını açığa yani geniş tutmaları gerekir. Anladım. Geniş yani 96.10'da ben stop yaparsam satış yaparsanız short pozisyon açarsam kısa pozisyon açarsam mesela 97 falan olmalı gibi bir şey. Stoplarınız yukarıda olması, çok yukarıda olması lazım. Çünkü vurulabilirsiniz. Çünkü yani her an bu arada bu forex şirketlerinden de hani arkadan oynayıp fiyatlarla şey yapanlar var ya. Evet. Yani onlar gene onu sen 97 de yapsan görüyorlar nasıl olsa orada senin stopun olduğunu. Stopları tabii çalıştırınca herkes zarar edince kurum kazanıyor. Doğru. Dolayısıyla yatırımcı ona da dikkat etsinler. Genellikle sadece aracılık işlemi yapan yani white label olanlar da olsunlar değil mi? Zaten o açıdan düşündüğün zaman öyle. Ama bunu yaratan aslında piyasanın kendisi. Yani bu yurt dışındaki aracı kurumların da etkisi var tabii bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde. Evet. O yüzden stoplarını geniş tutsunlar diyorum. Ve tabii stoplarını geniş tutmak demek daha büyük oranda zarar etmek anlamına geldiği için bunu dengelemek adına pozisyonları küçük tutmaları gerekiyor. Levent Göktem diyor ki hocam, bu arada Levent Göktem'den önce şey diyor ki Gencay Gençol. Hocam bırakın artık şu grafikleri, ekonominin özüne halkın gerçeklerine dönün. Borçlar, hacizler bundan bahsedin diyor. Doğru hocam. Gencay Bey sizi programa davet ediyorum. Buyurun gelin. Sizle bundan elinizde ama verilerle gelin. O halkın ekonominin özüne halktan biriyle sizin gibi halktan biriyle gerçeklere dönelim. Bana mail atın. Borçlar, hacizler mesela bunlardan bahsedelim. Zaten şunu da hemen söyleyeyim. Elbette ki ayağını yorganına göre uzatmayan haciz yemeye mecburdur. Benim kitabı okumuşsanız orada bilirsiniz. Kitabın en sonunda bütün krizleri doğuran şeyi tamamıyla geleceği bugünden tüketmek olduğunu zaten her zaman vurguluyoruz. Fakat sizin o söylediğiniz şeylerin hepsi işte bizim o söylediğimiz grafiklerde bütün o bilgi yani zaten grafiğin önemi bütün bilgiyi yansıtıyor. Var olan bütün bilgi grafiğin odaklanıyor, içinde konsantre oluyor, tek bir noktaya dönüşüyor. O noktalar birleşince nereye gittiğini görüyorsun. Evet. Bugün yana kadar yapılmış bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Az önce Okan'ın söylediği çok önemli bir şey var. Amerika'da faizler artıyorsa bu ekonominin canlanacağına bir işaret olarak algılanıyor. Bunu söyleyebilmek için uluslararası literatürde ne kadar bilimsel çalışma olduğunu biliyor musunuz? Tahvil ve bono piyasası mı ekonominin geleceğini çok daha iyi tahmin ediyor? Yoksa borsanın yükseliş ve düşüşleri mi ekonomiyi çok daha iyi tahmin ediyor üzerine bilim adamları öyle kafalar yormuşlar ki sadece o grafiklerden ekonominin geleceği tahmin edilir bir sorusu üzerine ciddi çalışmalar yapmışlar. O grafikleri çok ciddiye alın bence. Çünkü o grafikleri eğer ciddiye almazsanız asıl geneli kaçırırsınız. Çünkü onlar geneli veriyor. Büyük resmi veriyorlar. Ama krizler mikro bazda her sabah, her gün, her yerde oluyor. Büyük krizlerden haberimiz oluyor sadece. Nasıl ki hani büyük kıyamet öncesinde her ölüm insanın kendi küçük kıyametidir. Her küçük kriz aile bazında, şey bazında krizler gerçekleşiyor. Şimdi Levent Göktem güzel bir soru sormuş. Japonya'da cari fazla var. Nasıl felakete gidebilirler ki? Cari fazla da mı kötü bir şey? Cari açık gibi demiş. Şimdi cari fazla daha yeni, yeni oluşmaya başladı. 2-3 yani ay öncesine kadar hala açık veriyorlardı. Dış ticaret açığını veriyorlardı. Ama önemli olan bütçe açıkları. Yani şu anda Japonya'nın, aslında şu anda bakarsanız Japonya'da Japonya'nın kredi notu düşürülebilir bile. Zaten düşürülmüştü hatırlarsanız. Evet düşürüldü. 1,5 sene önce düşürüldü Japonya'nın kredi notu. Onlar bunun üzerine biz hemen bir an önce yeni değerini düşürelim de İşte en azından dış ticaret açığımız kapansın fazlasına, dış ticaret fazlası vermeye başlayalım şeklinde bir karar aldılar. Ve şu anda onu uyguluyorlar. Ama Japonya'nın
bütçe açığı gelirinin zaten 2,5 katı kadar olduğu için Japonya'nın kredi notu düşebilir. O yüzden hani Japonya şu anda çok iyi durumdadır dememiz mümkün değil. Kaldı ki şu da şöyle de bir şey var. Japon ekonomisi son 5 yıl içerisinde Çin ekonomisine çok bağlı hareket ediyor. Çin ekonomisi toparladığı zaman Japon ekonomisinde de bir canlanma oluyor. Ama şimdi sizin yayının başında da söylediniz. Yani Çin'de varlık fiyatlarını kontrol altına almak için bir yavaşlatma söz konusu. Bu devam ediyor. O zaman Japon ekonomisinde de bir yavaşlama olacağı aşikar. Evet, bir de şöyle, Japonya'nın özelliği yurt dışı borcu olması değil. Yani Japonya'nın borcu kendi halkına. Yani o yüzden milli gelirin 2,5 katı borcu var. Tabii, bir sorunu yok. Şimdi bizim de kendi halkımızaydı borcumuz. Yabancı dış borcumuz çok yoktu 2001 krizi öncesinde, ama bizimki 9 ayda bir 90 katrilyon borcu çevirmek zorundaydık. Evet. Yani ortalama vade 9-10 aydı. Ama 2001'den sonra özellikle uygulamaya konan IMF paketi ve faiz dışı fazla artı bütçe disipliniyle birlikte bu yaklaşık olarak işte 3 yıla uzatıldı. Yani biz borcumuzu 3 yılda bir çevirir duruma geldik. Japonya'da yalnız şöyle bir şey, cari fazla kötü mü? Evet, kötü. Belki size ilginç gelecek ama çok fazla cari fazla olması şöyle kötü. Cari fazla demek başka ülkelere borç veriyorsunuz demek. Bu güzel. Başka ülkelerden faiz kazanıyorsunuz demek. Tasarruflarınız yatırımlarınızdan çok fazla demek. Yani bizim tersimiz yani. Tasarruf yapıyor halk, Çin halkı. Ve gidiyor Amerika'ya borç veriyor. Oradan da alıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Cari fazla miktarı kadar da yen basıyorsunuz. Yuan basıyorsunuz. Hı hı. Öyle değil mi? Bir ciddi enflasyonist etkisi de var cari fazlanın. Belli bir süre sonra zaten ekonominin dinamikleri kendi kendine çalışmaya başladığı zaman bir süre sonra enflasyonun yükselişiyle birlikte, faizlerin yükselmesiyle birlikte ekonomi durağanlığa iter ve o fazlanın azalmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeceğim Okan, neyse bu konuya çok vakit ayırdık. Bir de borsaya konuşalım. Borsa şu an açıldı, grafiği veriyorum arkadaşlar. Evet, verebiliriz grafiği. BIST 100 endeksi 79.750'den açıldı. Yani 79.500 şu seviye kırılamayan bir seviyeydi geçen hafta boyunca. Bu hafta itibariyle 79.500 seviyesinin üzerinde açıldı ve yukarı doğru gitti. Bu da 200 barlık hareketli ortalama 5 dakikalık grafiklerde seans içi destek. 78.978'de seans içi destek ki en güçlü destek de 78.500 seviyesinde bulunuyor. Borsa ile ilgili ne diyorsun? Geçen haftaki bültenimizde de, pazartesi günkü bültende de söylemiştik. Yukarı yönlü hareket olabilir borsada demiştik. Bu Fed'in parasal genişlemeye devam etmesi ve Amerika'nın borçlanma tavanını artırmasıyla birlikte faizlerdeki olası düşüş beraberinde kısa vadede hisse senetlerinin yükselmesine neden olabilir demiştik. Nitekim geçen haftadan beri bayağı bir yükseliş olmuş görüldüğü kadarıyla. Evet, bu Euro TL'yi veriyorum ben Euro şimdi. TL parası. Borsa ile ilgili olarak da ben arkadaşlar grafiği şimdi bir alalım. Bir izleyicimizin sorusu var. Ona geleceğim Euro TL'ye, sonra veririz. Şimdi, ben borsa ile ilgili olarak şeyi söyleyeyim. Çok fazla yükseliş beklemiyorum hocam bu hafta. Borsada mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü Fed şimdi Fed'in zaten vermiş olduğu alacağı kararlar zaten az çok belli. Bu hafta biliyorsunuz Fed'in kararları var. Dolayısıyla o eksende çok belirgin bir hareket olmaz borsada. Ancak eğer ki bu hafta Amerika'nın emlak sektöründeki verileri, emlak sektörüyle ilgili veriler açıklanacak bugün ve yarın. Eğer o veriler güçlü açıklanırsa, Cuma günü ISM verisi açıklanacak. Yatırımcılar bu üç veriye dikkat etsinler. Çünkü bizim piyasamız da etkileyecek. Eğer bu veriler ekonomide kötü gelirse tamam, o zaman yükseliş devam edebilir. Ama yüksek açıklanırsa, ki ben yüksek açıklanacağını bekliyorum, özellikle ISM endeksinin yüksek açıklanacağını bekliyorum Amerika'da. Konut sektörü verileri, bugünkü tamamlanmamış konut satışları var. Hı hı. Onlar açıklanacak. Onlar daha önemli veriler. Daha önceki açıklanan veriler
tamamlanmış yani fiyat verileriydi. Bu hafta açıklanacak olan veriler, konut verileri bugün, daha doğrusu akşamüstü açıklanacak, daha önemli. O yüzden onlara dikkat etsinler. Yarın S&P Schiller endeksi açıklanacak, Amerika'daki konut verileri. Bunların yüksek açıklanabileceğini, ISM endeksinin de yüksek açıklanabileceğinden yola çıkarak bu hafta bir gerileme bekliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim son olarak Dow Jones'la ilgili hocam. Şimdi bugünlerde Dow Jones endeksi ile IMK yani BIST endeksi arasında bir ayrışma var. Ve bu ayrışma devam edecek. Uzun bir süre devam edecek. Yani Amerika'dan açıklanan dolar olumlu veriler Amerika'daki hisse senedi fiyatlarını yükseltebilir ama bizim fiyatlarımızı düşürebilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor yatırımcılar. Evet, ben de borsayla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Fed toplantısı nedeniyle dış piyasalar olumlu. Yani Çin'de sorun olmasına rağmen, Asya'da sıkıntı olmasına rağmen bu Fed işte çarşamba günü tahvil alım programını azaltmayacak beklentisiyle şu an olumlu. Ve özellikle de çarşamba akşamı açıklanacak şey. Yarın salı biz tatiliz. Çarşamba günü tüm gün işlem olacak. Evet. Çarşamba akşamı saat 8'de. Biz çünkü bir saat geri aldık. Şimdi Amerika 8 saatiyle. Saat evet. Yaklaştık Amerika'ya. 6 saate düştü farkımız. Biz daha aldık, bizim tabii. Saatte 9'da açıklanıyordu. Dolayısıyla bizi geri aldığımız için 8'de açıklanacak. Yanlış yapmıyorum değil mi hesabı ya? Hocam şimdi biz saatlerimizi ileri aldık. Yok geri aldık. Geri aldık değil mi? Tamam o zaman geri. Daha önce 9'da açıklanıyordu bizim saate göre. Biz geri aldığımıza göre 8 oluyor. 8'de açıklanacak. Evet, dolayısıyla biz etkiyi perşembe günü göreceğiz. Biz geri aldığımıza göre Amerika'dan uzaklaştık hocam. Yani aramızdaki fark 8 saate çıktı. Ya olur mu? Yaklaştık. Neyse. Tamam. Aradaki fark 7 saatti. 7 saat. Bence 7 saatti. Biz geri alınca 8 saate çıktı. Biz onlar sabit kaldı. Biz geri alınca. Artık çarşamba. Çarşamba günü şey yaparız. Çarşamba günü görürüz kaçta açıklandı. Neyse. Çarşamba akşamı açıklanacak ya. Perşembe günü şey yapacağız. Yani perşembe günü piyasalar etkilenecek. Ben perşembe gününe çok dikkat etmesini öneriyorum yatırımcının. Özellikle perşembe günü eğer tahvil azaltımını yapmazsa eğer, olumlu olursa o olumlu havada birazcık uzaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Bu arada senin veriler de açıklanacak. Onu göreceğiz birlikte ama tamamlanmamış konu satışları. Ben bizim piyasalar için değil de biraz dış piyasalar için şeyim yani. Dış piyasalarda bir ciddi realizasyon olabilir diye bekliyorum. Diğer taraftan bir izleyicimiz de şeyi sormuş. Ne kadar var vaktimiz? Ha tamam varmış da. Bir izleyicimiz de Euro TL'yi sormuş. Bakalım sorusuna. Evet Euro TL pozisyonu için diyor. Mesajınız nedir? Şimdi verelim. Euro TL'de 2.74 tekrar görüldü. Şu an 2.73'lerde. Bu günlük grafiği vereyim bir istersen. Günlük grafikte de Euro TL'de daha önce seninle yapmış olduğumuz şeyde yayında. Sen şey demiştin yani 2.75-2.76'ya gelince satmak lazım. Bu 2.65-2.70 aralığında da alınabilir demiştin. Destek şurada yani 2.65 seviyesinde. Bu da burada 2.76 direnç. Şu an dirence yakın yerdeyiz. Evet. Buradan short pozisyon açılır mı sence? Açılabilir ama şeyde çok dikkat etmeleri gerekiyor. 2.75'in üstü çok tehlikeli. Daha doğrusu 2.76'nın üzerinde bir kapanış olursa stop yapmaları lazım. Evet, evet. 2.78 at. Yani 2.78 evet. Yani. Çünkü bunun üzerinde kapanış yapabilir ama gitmeyebilir de yani. Ama hocam çok yakın bir vadede söylemek gerekirse ben paritenin bugün yarın bir geri çekilme yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir miktar aşağı bir miktar hareket. Bir miktar aşağı hareket olabilir. Dolar şey. TL dolar TL kurundaki hareketlere de bağlı olacak ama tabii, sepetteki hareketler. Dolar yani. Ne yapıyor? Dolar çok kötü şeyler yapıyor. Verelim arkadaşlar grafiği. Şu an neredeyse bu 2012'deki Avrupa krizindeki hale dönüştü. Yani doların diğer dünya paraları karşısındaki durumu. Evet. Şuradan beri yani 85 endeksten bu yana 84-60'tan bu yana geldi 79'a kadar indi. Evet. Buradaki desteğe indi. Şimdi bütün bu grafikler senin söylediğini destekliyor ya. Yani hani o 2.45 aşağı kırılırsa diyorsun ya
10 yıllık vadeli tahvil ve bonoda. Artı şey olursa, diğer tarafta doğuda 3 tane 4 tane tepe oluşmuş. Oradan bir kar realizasyonu için falan. Hani dolar evet. hızla güçlenmeye başlarsa oradan bir düşüş olabilir hisse senedi piyasalarında. Evet. Evet. Dolar dikkat hızla güçlenmeye başlarsa hisse senedi piyasalarında geri çekilme olabilir. Evet Okan. Genel olarak baktığımızda dolar da çok kötü durumda. Bizim yani doların dünya piyasalarındaki durumu tam diplerde. Aslında Amerika'nın istediği şey. Bu Amerikan cari açığını daraltıcı bir özellik ama Avrupa bu arada çok ciddi sıkıntı çekmiyor ama. Yani bu paritelerle Avrupa nasıl üretecek de nasıl satacak? Mümkün değil. Yani şu anda Avrupa dediğimiz gibi 1.34'lerde çok yüksektir denilen parite. Bugün 1.38'lere geldi. Avrupa'dan henüz herhangi bir ses seda yok. Evet. Dolayısıyla 1.38'ler bana göre yüksek seviye olsa da teknik olarak bunun hedefi 1.41. Hani, evet. Çünkü her ne kadar anladım. Hatırlarsanız daha önceden parite yükselirdi. Okan istersen çok az vaktimiz kaldı. Euro dolar paritesi her an yukarı hareket yapabilir ama 1.41 üzerinde çıkarsa da Avrupa gemisi o pariteyi taşıyamaz. Taşıyamaz. Hemen altını verelim. Altında soruyor izleyicilerimiz. Altında daha önce işte 1.320'de bir 1.280'de bir destek vardı. Onun altına geldi ama ayı tuzağı yaptı. Hemen geri döndü yukarı. Evet. Ve 1.354'e geldi. Fed'le birlikte 1.400'e doğru gelebilir. Mehmet Ali Yıldırım Türk'le yapmış olduğumuz programda hatırlarsanız o 90 lira seviyesinin üzerinde satış yapılmalı demişti. O da yaklaşık 1.400 doların üzerine geliyor. Evet. Bu altının ons grafiği ve altında büyük bir ihtimalle bu seviyelerden itibaren 1.379, 1.380, 1.400 aralığına doğru ben bir hareket bekliyorum. Ama TL bazında altına baktığımızda şu an 85-86 seviyelerinde. Altın eğer özellikle şu seviyelere gelirse 88-90 aralığına gelirse orada bir miktar satış kesinlikle. Yapıp ondan sonra yeniden alım yapmak için beklenebilir diyelim. Evet altın grafiğini de verdik. Okan Aybar çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için ben yine. Yine gelecek pazartesi seninle birlikte olacağız. Sevgili seyirciler. Sizlerin de 29 Ekim Ulusal Egemen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Yarın sabah programımız olmayacak, paranın rotası olmayacak. Bizlerle birlikte olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.